Merhaba haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar ek ödeme verilecek personellere ait resmi yazı geldi. Az önce duyuruldu. Bunu sizlere bu videoda duyuracağız arkadaşlar. Hemen resmi yazıya geçelim diyorum. Bakın ekranı büyüteyim. Kimlere ek ödeme verilecek? Kimlere vermeyecek? Detaylı bir şekilde paylaşıldı arkadaşlar. Kamu personellerine adına arkadaşlar. Dağıtım yerlerine diyor. Dünya genelinde ortaya çıkan COVID-19 pandemisinin etkileri ülkemizde asgari düzeyde tutulması ve bertaraf edilmesi amacıyla sağlık tesislerini ve sunulan sağlık hizmetleri öncelikli olarak söz konusu hastalığın önlenmesi, teşhis ve tedavisi yönlendirilmiştir. yönlendirilmiştir. Söz konusu hassas dönemde özleriyle görev yapan sağlık çalışanlarının herhangi bir maddi kayba uğramamasını önlenmesi, motivasyon ve teşvik amacıyla 8.5.2020 tarihli ve 31.478 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin geçici 4. maddesinde yer alan 1.4.2021 tarihine itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve veya personel yönünden kapsam ve oranı bakan tarafından belirlenme kaydıyla personel ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplam mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez hükmü doğrultusunda 17.5.2020 tarihli ve sayılı makam onayı alınmıştır. Bu kapsamda meskur yönetmeli kapsamda bulunan personellerden bir, Covid-19 hastası, hastası takip veya tedavisini yapılan sağlık tesisleriyle Suriye'de terörden arındırılan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınar Harekat Bölgelerinde insani yardım amaçlı işletilen sağlık hizmetleri birimlerinin A. Covid-19 için ayrılmış yoğun bakımlarında. B. Covid-19 için ayrılmış polikliniklerde. C. Covid-19 için ayrılmış servislerinde. Ç. Covid-19 için ayrılmış PCR testi yapılan mikrobiyoloji laboratuvarlarında. D. Acil servislerin Covid-19 için ayrılmış alanlarında. E. Covid-19 için ayrılmış görüntüleme alanlarında sadece tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personeli için diyor arkadaşlar burada. F. Sadece Covid-19 hastalarına hizmet sunmak üzere ev, evde sağlık hizmetlerinde görevlendirilen tabipler ve tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personeli fiilen görev yaptıkları süreler için ek tabloda belirtilen Covid-19 ek ödeme katsayısının kalan süreler için ise Covid dışı ek ödeme katsayısının en yüksek devlet memuru aylığı ile çarpımı sonucu bulunan tutar esas alınarak ek ödeme ödenecektir diyor arkadaşlar. 2. Sağlık tesislerinde birinci maddede belirlenen alanların dışında çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personelle... diğer personelle ek tabloda belirtilen koyut dışı ek ödeme kat sayısının en yüksek devlet memuru aylığı ile çarpımı sonucu bulunan tutar esas alınarak ek ödeme hesaplanır diyor arkadaşlar. 3. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile hastanelerde görev yapan Profesör Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Dış Tabibi, Uzman Dış Tabibi ve Dış Tabibi Ünvanlı Personelin ek tabloda belirlenen COVID dışı ek ödeme sayısı ile ek ödeme döneminde mesai girişimsel işlem puanı 20.000 ve üzeri olanlar için %50, 30.000 ve üzeri olanlar için %70 arttırılımı uygulanır. 4. Ek tablonun 20. satırında yer alan sağlık hizmetleri sınıfı personeli için aynı tablodaki kas sayılar üzerinden 1. ve 2. maddeye göre hesaplanan tutarlar 209 sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca ödeme, ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenir. 5. Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıf personelinin birinci maddede sayılan yerlerde görevlendirilenlere fiilen görev yaptıkları süreler için tavan ek ödeme tutarında esas katsayısı 2 olarak alınır. 6. İlgili ek ödeme döneminde görev yapan her bir personel için Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personel ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik kapsamında hesaplanan mesai içi bürüt ek ödeme tutarı 1. 2. 3. 4. maddeye göre hesaplanan bürüt ek ödeme tutarı karşılaştırılarak yüksek olan esas tutar alınır. Bu şekilde yapılacak ek ödeme tutarı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez diyor arkadaşlar. 7. Yapılacak olan ek ödemelerde aktif çalışma süresi gözetilecek olup 2020-2021 yıllarını kapsayan kamu görevleri hakem kurulu kararlarının Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş Kolu'nun 3. bölümünün 25. maddesi hükmü uyarınca ayda en fazla 5 güne kadar yılda toplum toplam arkadaşlar burası sağ mavi kısımda kalmış orayı bilmiyorum açıkçası kadar olan yıllık izin süreleriyle süt izinde geçirilen süreler için anılan yönetmeliğinin maddesinin U bendinde çalışılmış gün olarak değerlendirilen günler ve Covid-19 salgın hastalığı devam ediyor arkadaşlar yazı. Şimdi tabloya geçeceğim birazdan arkadaşlar. Yazıyı çok okudum. Ek ödeme tutarını geçemez diyor. Devam ediyorum. 7. Yapılacak olan ek ödemeler aktif çalışma süresi gözetilecek olup 2020-2020 yıllarını kapsayan kamu görevlilerinin hakem kurulu kararlarının Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş Kolu'na ilişkin 3. bölümünün 25. maddesinin hükmü uyanınca ayda en fazla 5 güne kadar, yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleriyle süt izinden geçirilen süreleriyle anılan yönetmenin 4. maddesinin U benliğinde çalışılmış gün olarak değerlendirilen günler COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle Karantinada geçen süreler ile tedavi süresinin başhekimce belgelendirilmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere kullanılan izinler 14.04.2020 tarihli ve 2021'e 8 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yer alan idare izinler dahil çalışılmayan gün olarak değerlendirilecektir, diyor. Yukarıda belirlenen usul ve esaslar çerçevede ikinci-üçüncü basamak sağlık tesislerinde meskul ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle ek ödeme yapılması hususunda Bilgilerini ve gereğini rica ederim demiş. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Vekili Bakan adına Avni Uygar Seyyan arkadaşlar. Dağıtım yerleri 81 il vali, il sağlık müdürlükleri ne gidiyor arkadaşlar. Bakalım şimdi tabloya kim ne alacak arkadaşlar. Yandalı eğitim görevlisi profesör doçentler alıyor arkadaşlar. Ödeme kat sayılarını görüyorsunuz. Anadolu eğitim görevlisi profesör doçent uzman sayısı olanlar diyor. Yine bunlar ek ödeme alıyor. Eğitim görevlisi profesör doçent Temel tıp gelire katkısı olmayan diyor. Yine bunlar ek ödeme alıyor arkadaşlar. Yandal baş asistan doktor öğretim üyesi. Yine bunlar ek ödeme alıyor. Anadal baş asistan doktor öğretim üyesi. Yine ek ödeme alıyor. Doktor öğretim üyesi. Yandal uzman tabip. Uzman tabip ve TUS'a göre uzman olanlar. Yine, yine arkadaşlar bunlar ek ödeme alıyor. Devam ediyor tablo arkadaşlar. Bakınız size sunuyorum hepsini. Yine baş asistan doktor öğretim üyesi alıyor. Anadal baş asistan doktor öğretim üyesi alıyor. Doktor öğretim üyesi alıyor. Yandal uzman tabip alıyor. Uzman tabip ve TUS'a göre uzman olanlar alıyor. Yandal uzman tabip yine arkadaşlar doktor tayfası bunlar. Yandal asistan ve araştırma görevlisi alıyor. TUS'a göre asistan ve araştırma görevlisi alıyor. Araştırma görevlileri alıyor. TUS'a göre olmayan tabip ve dış tabibi olmayanlar. Tabip doçent profesör Uzman dış tabibi, doktor, öğretim üyesi, dış tabibi, dış tabibi, DUS'a göre asistan araştırma görevlisi. Tablo devam ediyor arkadaşlar. Eczacılar alıyor, sağlık hizmetlerinde çalışanlar alıyor, lisans alıyor, teknik hizmetlerde çalışanlar alıyor, genel ideal hizmetlerinde çalışanlar alıyor. Kat sayıları bunlar düşük arkadaşlar. Din hizmetlerinde çalışanlar alıyor, yardımcı hizmetlerde çalışan alıyor. En altta da bir yıldız, iki yıldız vermiş. Sadece ağız ve diş sağlığı merkezi ile hastaneler dışındaki sağlık tesislerine uygulanır diyor. İkinci yıldız bu kasayı esas esaslanarak hesaplarına tutar sabit ek ödeme mansubunu konu edilmeden ayrıca ödenir diyor arkadaşlar. Benim bildiğim benim bizim aldığımız bilgiye göre arkadaşlar filyasyon ekiplerindeki ödeme yok arkadaşlar. Yine bizim aldığımız bilgiye göre işçilere yok. Burada gördüğünüz 25 kişilik tabloda yer alan kişileri var kasaya arkadaşlar. İşte okudum size. Bunlara var bilginiz olsun. Yine de en detaylı gelişmeyi arkadaşlar bakanlığınızda sağlık bakanlığı bulunan görevlilere sorun arkadaşlar. Üst kademedekilere, muhasebecilere, muhtemetlere bir sorun bakalım arkadaşlar. Yani bu 25 kişilik tablo bu arkadaşlar. Mesela sağlık hizmetleri diyor buna kim giriyor? Teknik hizmetler kısmında var. Genel iz, idare hizmetlerinde kısmında var. Deniz hizmetleri kısmında var. Yardımcı hizmetler kısmında var. Bunların detaylarını vermemiş. Sadece böyle kabaca yazmış. Bilginiz olsun. Detayları dediğim gibi Sağlık Bakanlığı hastanelerde bir sorun. Üst kademedeki yöneticilerinize arkadaşlar onlar tabii ki daha bu detayları daha iyi bilir. Bu saydığım eczacıdan yardımcı hizmetlere kadar 3 6 7 kişilik maddeyi bunun içerisinde kimler giriyor? Onlara bir detaylı bir şekilde hastanede sorun diyorum durum bu yönde ama bize gelen bilgi filasyon ekiplerinde yok. İşçilere ek ödeme yok arkadaşlar. Bizim aldığımız bilgi bu yönde. Durum bu yönde. Ek ödemeler hayırlı uğurlu olsun. İşçilere yine bir ayrımcılık yapılmış gibi görünüyor. Yayınlanan bu resmi tabloda arkadaşlar. Ek ödemeler bu ekranda gördüğünüz 25 kişilik personele verilecektir. Hayırlı uğurlu olsun. İşçiler yine maalesef yok gibi görünüyor son 5 maddedeki detaylar verilmemiş oradaki işle personel alacak arkadaşlar bilginiz olsun kalın salacaklar arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun tekrardan